İbn Arabi'nin birçok eseri var. Füsusu Hikem, işte bir de Futuhat-ı Mekkiye. Şimdi bu elimde bunu görmüş olduğunuz eser Füsusu Hikem İbn Arabi, Ekrem Demirli tarafından şerh edilmiş ve çevirisi yapılmış. Şimdi bu eserin giriş tarafında şöyle deniyor. İbn Arabi bu arada da şeyi söyleyelim mi? Hani tasavvuf literatüründe Şeyhul Ekber'dir. Evet. En büyük şeyhtir yani. En büyük şeyhlerin şeyhidir. Şimdi İbn Arabi şöyle diyor. Füsusu Hikem isimli eser için. 627 senesi Muharrem ayının son 10 gününden bir gün Şam'da gösterilen bir rüyada Hazreti Peygamber'i gördüm. Elinde bir kitap vardı. Bana bu Füsusul Hikem, hikmetlerin kaşları kitabıdır. Onu al ve yararlanmaları için insanlara ulaştır diye emretti. Ben de bize emredildiği gibi Allah'a, Peygamberine ve içimizden olan yöneticilere itaat ederiz ve sözlerini dinleriz dedim. Böylece söylemek istenileni tam olarak anladım, niyetimi temizledim. Herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmaksızın Allah'ın elçisinin belirttiği tarzda bu kitabı insanlara ulaştırmak için niyetimi arındırdım. Yani bu kitabın asıl sahibi Muhyiddin İbni Arabi değil. Kimden almış Vedat? Peygamberden almış. O kimden almış olabilir? Zaten peygamberi Allah'la bir gördükleri için. O kadar yani, Allah'tan gelmiştir. Bir de hikayesini tanıdık geldim peki. Vallahi hikaye bana Paulus'tan bayağı bir tanıdık geldi. Şimdi dikkat ediyor musun Vedat? Paulus'un da mektupları var. İmam Rabbani'nin de mektupları var. O da Allah insan kılığına girdi diyor. Bu da Allah insan kılığına girdi diyor. Fark ne? Yani inanılmaz, inanılmazsın ya. Onlar, Paulus da bana bunu İsa'yı verdi diyor. Ha, o kadar yani. Paulus da tanıdan vahiy aldığını iddia ediyor. Aynen. Tanıdan i̇şte, vahiy aldı. İşte şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na gitti. 40 günlüğüne. Onun arkasından Samiri ortalığı karıştırdı. Hazreti İsa vefat etti, öldü, bu dünyadan ayrıldı. Onun arkasından Paulus ortalığı karıştırdı. Peki İslam ümmetinin Paulusları ve Samirileri kimler? İşte bu noktada İslam'ın Paulusları olduğu gibi İslam'ın Samirileri de vardır diyebilmeliyiz. Çünkü Samiri, Musa Aleyhisselam'ın arkasında yeni bir tanrı icat etti. Daha ki, Musa Aleyhisselam hayatta. İsrailoğulları Allah'ın çok açık mucizelerini görmüş bir kavim. Yani ona rağmen Samiri 40 gün gibi kısa bir sürede ortalığı karıştırdı. Altından buzağa taptırıyor. Yani nasıl başarıyor bunu? Tek bir şey söylüyor onlara. Ne diyor? Ben diyor onların görmediği şeyi gördüm. Eğer karşınızdaki kişi sizin görmediğiniz bir şeyi gördüğünü size inandırırsa siz artık o kişinin kurul kölesi olursunuz. Çünkü o benim görmediğimi görüyor. O sekir halinde diyor ya işte. Evet. Öyle bir alemlere gidiyor ki artık o bizim göremeyeceğimiz şeyleri görüyor. Siz buna inandığınız anda artık onun kulun kölesi olursunuz. Ne kadar saçmalarsa saçmalasın. Sizin onu artık kritik etme ihtimaliniz yok. Aynen. Bir de şu var Vedat. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِّهُ بُنُ مَرْيَمُ Maide 72. İsa Meryem'in oğlu Mesih Allah'tır diyenler kesinlikle kafir olmuşlardır. Şimdi Hristiyanlar diyor ki biz sevgimizden böyle söylüyoruz. Onlar da aşk sarhoşu. Aynı gerekçeler, aynı şeyler, aynı savunmalar onlarda da var. Ama Allah tevil etmiyor, tekfir ediyor. Bunu kabul etmiyor. Mesela Hristiyanlar da hiçbir zaman iki tane tanrı vardır'a kabul etmezler. Aynen. Tanrı tektir. İsa Tanrı'nın farklı bir tezahürüdür. Kutsal Ruh'un farklı bir tezahürüdür. Ama Tanrı tek bir tanrıdır. Şimdi aynısını söylemiyorlar mı? Tasavvufta, vahdet-i vücutta. Aynısını söylüyor. Zaten şöyle bir şey var. Bunu burada söyleyelim. Şimdi Türkiye coğrafyasında çok önceleri, Bizans'tan da önce Roma İmparatorluğu falan hakim. Romalılar hakim. Daha eski kadim Yunan şeyinden bahsediyorum. Ondan sonra burada Romalıların, o ateşe tapan, güneşe tapan Romalıların yerini Hristiyanlar aldı. Hristiyanların bütün konsilleri bu topraklarda yapıldı biliyorsun. Evet. Şimdi o zaman ne oldu? Özellikle o ilk konsiller Roma İmparatoru tarafından bizzat toplandı. Evet, ben hep şunu merak etmişimdir. Putperest bir Roma İmparatoru neden Hristiyanların konsillerini toplasın, bu kadar üzerine eğilsin ki? Çünkü Hristiyanlık artık öne alınamaz, durdurulamaz bir güç haline geldiği zaman adam yok edemeyeceğini anlayınca o zaman ne yapalım dedi, sentezleyelim. O zaman ne oldu? Roma İmparatorlarının tanrılarının yerini Baba, Oğul, Kutsal Ruh aldı. Onların kurtarıcı şeylerinin, küçük ilahlarının yerini de azizler aldı. Şimdi buradan şuraya gidelim. Hristiyanlığın tohumu bu topraklarda ekilince böyle oldu. Peki,
Bu topraklara İslam yerleşince ne oldu? Hristiyan azizlerin yerini bu sefer Müslüman evliyalar aldı. İşte oradaki putlaştırma mantığı aynen sürüyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu duruma dikkat çekiyor zaten. İşte ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ diyor. Bu ağızlarında gelmiş oldukları sözler öncekilerin tekrarıdır diyor. O zaman günümüzdeki putperestliği anlamamız için geriye dönük bir okuma yapmamız gerekiyor. İşte Allah bizden bunu istiyor. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette gezip dolaşmazlar mı, yeryüzünü görmezler mi vesaire bir sürü açıklamalar var. Bunların elbette ki bir maksadı olmuş olmam. İşte budur. Şimdi burada İbn-i Arabi şöyle diyor. Kopmayalım şeyden, İbn-i Arabi'nin eserinden. Hani az önce Allah'tan geldi demişti. Hani peygamberden aldım, yani Allah'tan aldım. Şimdi burada diyor, burada şöyle diyor eserinde. Erkeğin hakkı görmesi kadında tam ve yetkindir. Zira hakkın etkin ve edilgin olduğu yönde müşahede eder. Kendi nefsine hakkı müşahadesi ise yalnız edilgen olması yönüyledir. Bu nedenle Hazreti Peygamber hak kendilerine daha yetkin müşahede edildiği için kadınları sevmiştir. Yani Allah kadında görünür hale geldiği için Peygamber Efendimiz kadını sevmiştir. Devam ediyor. O halde hakkın, yani Allah'ın kadında görünmesi en yetkin ve en mükemmel görünmedir. İşte devam ediyor. Kavuşmanın en büyüğü de cinsel birleşmedir. Şimdi erkek Allah'ı kadında gördüğü zaman cinsel münasebette o zaman kiminle yapmış oluyor? Onu söylüyor. Cinsel birleşme halifesi yapmak için kendi suretine göre yarattığı hakkın yönelmesine benzer. Yani erkeğin kadınla olan münasebetini aslında kadın kılına girmiş olan Allah'la münasebet olarak açıklıyor. Herhalde daha ne demek lazım? Daha ileri gitmek için ne demek lazım? Allah'ın kadın kılına sokacaksın. Peygamber bu gerekçeyle seviyor diyeceksin. Erkeğin arasındaki cinsel ilişkide sevgisinden, işte ne bileyim hakkın kuluna yönelmesinden de ileri geliyor diyeceksin. Yani küfre girmek için ne yapmak lazım? Yani bu İmam Rabbani'deki, Eflaki'deki olsun hikayeler yani hep aslında İmam İbn Arabi'den bir şeyi var. Temeli var. İşte hulul inancıdır. Bizim bu tasavvufumuzun kökenleri daha geri gidildiği zaman İran mitolojisine dayanır. Ama o döngüyü bilmeyen, o akıntıyı bilmeyen bunlara çok tuhaf gelir. Şimdi bir olayı, bir hadiseyi değerlendirdiğin zaman işte o olayın yaşanmış olduğu sosyal, kültürel şartlarla birlikte ele almak lazım. Şimdi bu eserlerin kaleme alındığı zamanlarda işte İmam Rabbani Hindistan, işte ne bileyim İbn Arabi, işte ne bileyim ta İspanyalardan buralara Anadolu'ya, Celaleddin Rumi zaten Farsça dilinin üstadıdır. Fars mitolojisi falan. Bunları harmanlayıp bir araya getirdiğin zaman görüyorsun ki aslında vahdet-i vücut, panteizm anlayışının yaygın olduğu coğrafyada, yaygın olduğu bir zihinsel altyapıda yazılmış. Dolayısıyla evet. Çok kolay birbirlerine Allah diyebiliyorlar. Çok kolay birbirlerine Tanrı diyebiliyorlar. Yani bu açıdan bu son derece önemli.